Aşe Allah kanaka günahlar mesela aşe onu anakalar diye havalıp aşe kafirler ut getirse aşe ya kızdır ya kadın getirse yani ona bolan taşışkan ne peki aşe ne işte bom aşe yanda aşe ne Allah topluyor acan ki şunu hemen öldür bu yanda ki ne Allah rahmini zat dep aşe topluyor acan. Bu şunu onunca, hop, aşın taşadı, ondan ki, min yana iman geldirip, ana kıyanını keçirardım, de başlar dedi Allah. Aşın tabi ki, günah kısa ya. Yani mesela, insan, en kata günah kaysa mesela, aşın sana, mesela Allah keçirmeyen günah var mı? Yok ki, Allah hemen sana keçirardım. Hop, hop. Allah Ta'ala şirkini keçirmeydi. Şirkini keçirmeydi ve bendeler ortasındaki aldı bildirlerge aralaşmaydı. Onu o beradı. Onu keçir var mıydı o yüzden ozi. Ve o şey siz aytgan hadise ashabul uhtudda ham bo'lgan ve Fir'avnning oilasida ham bo'lgan. Fir'avnni qizini sartaroshi bor ekan bir oy ya'ni ayol. U saçını tarab turganda o qiz ni oldi da bismillah deydi. Halbuki ayol. Aşkıram ne işte. Şunda o kız ayıtadı ki Bismillah deyip ne geyti yapsan dese şu Rabbimin namını eti yapman. Ha beni atamdan başka hem Rabbin var mı dese ha seni hem beni hem atayını hem Rabbi Allah deydi. Degen de kız barıp satadı Firavun'ge. Firavun ki ap gelip onu bunun içi farzantları boladı. Tavba kıldıysa kimimen deydi. Allah'tan özgü ilah yok deydi. Keyin katta bir qozonni qo'yib, ularni hammasini yoqqa solishlikka bolalar bilan hammasini solishlikka buyuradi. Avval bolalarini soladi. Keyin o'sha chaqaloq qo'lidagi chaqalog'i bilan o'zini tashayotganda bir tisarildi orqaga. Tisarilganda chaqaloq tiliga kirib aytadiki, "Ona tisarilma" deydi. To'g'ri yo'ldasan tasha deydi. Tashaydi. Endi Alloh taolo albatta bu o'lim biz, siz bilen biz trik hayatta musibetler içi de ölümden katta musibetini görmeyimiz. Köz bilen görgende. Aslında en katta musibet şirk, müşriklik. Allah'tan özgüge ibadet kırış. Bunu kıyamatta görüledi. En katta musibet o. Onun davası yok. Ölüm, hak bu yağa taşıp olasız mı? Hak avariye bulup olasız mı? Hak tuşakinizde olasız mı? Bu barbar keledi. Bu ölüm kegen paytida manaman degen odam taslim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi, dunyoga keltirdi va uni bir kun jonini oladi. Qanday usulda bo'lmasin. Uni jonini olishlik jon berayotgan paytda o'sha ona yog'ga tushmasdan joni olingan. Yog'ga quruq badan tushgan. Alloh taolo unga rahim qilib jonini achitmagan, ya'ni Müslüman adamın, imanlı adamın kanaka vaziyette dünyadan uçuştan kat'i nazar onge yani ağır ölüm bu meydi. Bazı hadislerdeki gen hamırını kıldan soğurgendik Allah Ta'ala onu canını aladı. Bunun misalini ben avval etkendim. Şirat-ı İslam'da bir acayip hikaye keltirgen. Bir adam kariyken kaçan Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadislerini okusa Kur'an'dan uşanın cevabını topardı. Lekin mana bu hadisni javobini Qur'ondan topa olmadi. Qaysi hadis? O'sha mu'min odam o'lar paytida mu'min jon berayotgan paytida uning joni xamirdan qil sug'urgandek sug'uriladi. Mu'min odam jon berganini sezmay qoladi degan ma'nodagi hadis. Shuni Qur'ondan tasdiqini topa olmadi. Bir kun deydi, uxlab yotsam payg'ambar alayhissalom tushimga kirdilar. Aytdilarki, "Tur, Yusuf surasini o'qi." dediler. Uyg'onsam tahajjud payti dediler. Turib tahoratni qilib, 2 rakat namoz o'qib, Qur'onni ochib, Yusuf surasini o'qidim deydi. Yusuf surasida Yusuf alayhi salatu vasallamni ayollar fitna qilgan. Azizning xotini o'zini nafsiga haytalak deb chaqirganda Yusuf alayhi salam unga yuz bermaganlar. Ya'ni taklifiga rozi bo'lmaganlar. Keyin bu gap tarqab ketgan. Saroyi ichida Yusuf o'zini quliga oshiq bo'lib qopti.
Aziz'in hatını didi pasakan degen gel bütün şaharga tarqab ketadi. Şunda ayol, akıllı ayol boladı. Sallar meni bunaqa malomat qilyap sallar. Sallarga bir xiyla makr ko'rsataman deydi de. Juda yaxshi maishat qilib, dasturxon solib hamma Misrning zodagonlarini, ayollarini mehmonga chaqiradi gapga. Hamma kelganda Alloh taolo Qur'onda o'sha dasturxonni ta'riflaganda har bittasiga pichoq qo'ydi degan. Bu nimani bildiradi desa, dasturxonni to'kinligini bildiradi. Qoshiq qo'ydi desa, odatda qoshiq hamma joyda bo'ladi. Pichoq qo'ydi degani maishat haddan ziyod. Pichoqni olib, hamma ovqatlar bo'lgandan keyin mevani to'rg'ab yeb yemoqchi bo'lib turgan paytlarida Azizni ayoli Yusuf alayhissalomga qo'liga narsa berib, ayollarni ichiga kiritadi. Dasturxonga. Kirganda haligi ayollar Yusuf alayhissalotu vasallamga tikilib qo'llarini to'rg'ab qo'yishadi. Qur'onda vaqatta'na aydiyahunna degan. Vaqatta'na fa'ala vaznida kelgan. Bu nima degani? Masalan, qata'a bo'lsa kesti bo'ladi. Qatta'a bo'lsa to'rg'ab qo'ydi degani. Mana shu oyatni o'qiganingda deydi hali qori odam. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning hali hadislarini ma'nosini tasdiqini topdim deydi. Nimaga? Chunki Yusuf alayhissalotu vasallamni ko'rgan ayollar bu inson emas, bu farishta bo'lsa kerak deb olgan. Va qo'llarini to'rg'ab qo'yganda sezishmagan. Akbarna kalimasi ham keladi. Akbarna degani haybatlandi degani. Ayol kishi haybatlansa eridan bu muhabbat degani. Haybatlanish ayolga yarashadi. Erkak haybatli bo'lish kerak ayolni oldida. Ayolidan ayoli erkagidan haybatlanmasa bo'lmaydi. Muhabbat qochadi. Haybatlanish kerak. Er shiddatliroq bo'lish kerak. Akbarna haybatlanish ma'nosi ham bor, yana bir ma'nosi o'sha ayollik holati yuz berdi deydi. Yusuf alayhissalomni ko'rganda va qo'llarini kesib oldi, sezgani yo'q xotinlar. Hadis sharifda mu'minning joni olinarkan u ham jonini olinayotganligini sezmaydi. Nimaga? Uni ko'ziga farishtalar ko'rinadi. Rahmat farishtalari ko'rinadi. Uning borar joyi jannat ko'rsatiladi. Jannatni ko'rganda, farishtalarni ko'rganda joni chiqayotganini sezmay qoladi. Mana bu hadis, mana bu oyat tasdiqi deganlar. Shuning uchun u o'lim vaziyati bizni ko'zimizga ko'rganda juda og'ir. Uni jazosi og'ir, albatta, to'g'ri. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'sha gunohni, o'sha jinoyatni qilgan odam ham tavba qilsa, u jinoyatiga yarasha jazoni berib, keyin jannatga chiqarishi yoki xohlasa kechirib olishi, u zulmga uchragan musulmonni o'zi rozi qilishi mumkin. Shuning uchun u masalalarda ajablanmaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo har bir ishida hikmatli zot va hech kimga javob berishga majbur bo'lmagan zot. Duoingiz kerak edi ustoz. O'g'larimga Qur'onni o'rganing desam, endi muallim sonni o'qib tugatib, endi Qur'onni birinchi anaqasiga o'tdim dedi. Ilgari kun tugab bo'lasiz, ashnaga. Ikkinchisi tugatsin, bu narsalarni olib beraman dedim. Ashyo narsalarni aytish joizmi? Joiz, Alloh taolo o'z zehrlarini ochsin, qilayotgan ishlari eng ulug' ishlardan Qur'onni o'qib, unga amal qilib, farzandlariga ta'lim berib, shu ishlarni davom ettirsinlar. Albatta duo qilamiz. Bu bizni kuzatib turgan birodarlarimiz ham hammalarimiz duo qilamiz. Oilangizga barakot, qut, ishlaringizga rivoj, Allohning o'zining nusrati, safarda, musofirchilikda Alloh taoloning o'zi himoyasi nasib qilsin ahlingizga, oilangizga sog' omon ulkan g'animatlar bilan qaytishingizni Alloh taolo nasib qilsin. Ahlingizga zehnlarini Alloh taolo o'zi o'tkir qilsin. O'zining kalomini o'qib, unga amal qilib, dunyoda Allohning roziligini topib, oxiratda ulug' jannatiga barchamizni kirishimizni o'zi nasib qilsin. Albatta, o'qigan odamga bunaqa narsalarni berish mukofot sifatida joiz. ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي